Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağım. Fenerbahçe'nin Galatasaray yenilgisi artık geride kaldı. Fenerbahçe bu yenilginin şokunu üzerinden atlatmak için ilk maç yani Saint-Gilloise maçını kazanarak taraftarlarıyla barışmak, bir de o kabus dolu o günü üzerinden atmak istiyor. Tabii ki lig uzun bir maraton, bunun telafisi var ama Avrupa'daki maçların telafileri yok. Çünkü totalde 8 maç oynayacak ve Fenerbahçe bu maçlarla bir üst tura çıkma çabası içerisine girecek. Saint-Gilloise aslında bildiğimiz bir rakip, onu özellikle söyleyelim. Maç yarın akşam 19.45'te oynanacak. Fransız hakem Bastian yönetecek karşılaşmayı. Fenerbahçe bildiğimiz gibi Şampiyonlar Ligi'nde Lille elenerek veda etmişti. Ama bildiğimiz bir rakip dememin sebebi şu: geçen sezon Fenerbahçe ile Saint-Gilloise tekrar eşleşmiş ve Fenerbahçe deplasmandaki maçı 3-0 kazandıktan sonra 1-0 evinde kaybederek rakibini elemişti. Bunu söyleyelim. Jose Mourinho'nun çok çarpıcı sözleri var ve taraftarında bir isteği var. Bunlarla ilgili bilgi vereceğiz ve o Galatasaray maçını da 3 oyuncuyu izlemek üzere scoutlar adeta hani cirit attıkları bir karşılaşma olarak gördüler. Ve o maçla ilgili de 3 oyuncuyu izlediler. Bununla ilgili de bilgi aktarımını yapacağım. Fenerbahçe videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz, abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerlidir diyelim. Saint-Gilloise maçından devam edelim. Levent Mercan, Oğuz Aydın, Filip Kostić, ki Filip Kostić geç transfer, Bartu Elmaz ve Ryan Kent kadroda yok bu maçta. Fakat Mourinho'nun çok ciddi değişiklikler yapmasını beklediğimiz bir karşılaşma olduğunu da hemen söylememiz gerekiyor. Bu maçta değişiklikler olacak dedik. Onunla ilgili de size bilgi aktarımını yapacağız hemen. Şunu söyleyelim, Union Saint-Gilloise maçıyla ilgili olarak şunu söyleyebiliriz. Biraz oradan devam edeyim, sonra diğer haberleri biraz devam edelim. 16 Ağustos'tan bu yana maç kazanamıyor. 11 maç oynadı bu sezon. 4 beraberliği, 4 mağlubiyeti, 3 galibiyeti var sadece. Tabii ki orada çok beğendiğimiz ve hani genel anlamda takımlarımızın transfer etmek istediği bir oyuncu vardı. Cameron Poartes. O yok. 15 milyon euro gibi çarpıcı bir rakama El Kad Siyah takımına gitti. Peki Saint-Gilloise kime elendi? Saint-Gilloise da 3-1 ve 1-0'lık skorlarla Slavia Praha elenerek Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını kaybetmiş. Avrupa Ligi'nde mücadele hakkı elde etmişti. Şimdi maçla ilgili söyleyeceğimiz birkaç cümle daha var. Onları da sizlerle paylaşalım, vurgulayalım. Sonrasında devam edelim. Neyi söyleyelim? Şuradan başlayayım isterseniz. Bu arada pazar günü saat 19'da oynanacak Antalya Spor Fenerbahçe maçının hakemi de açıklandı. Cihan Aydın karşılaşmanın hakemi. Ve tekrar dönüyorum Saint-Gilloise maçına. Bu maçta değişiklikler olacağını söyledi Mourinho. Ki biz ne tür değişiklikler bekliyoruz, onlardan size bahsedeceğim. Ama önce Mourinho'nun sözlerine bakalım. Daha doğru olur. Çünkü Mourinho'nun sözleri üzerine değişiklikler ortaya çıkmıştı. Mourinho 24 yılda hiç kaçmadım dedi basın toplantısında. Niçin söyledi bunu? Şu basın toplantısına çıkmayıp stadı terk etmesiyle ilgili olarak söyledi. Ve söylediği şu: ben gazetecilerden kaçmam dedi. Genellikle maç sonraları toplantılar daha kısa sürer ve ben de bu toplantılara katılırım dedi. Hiçbir sıkıntım yok. Hele mağlubiyetten sonra gitmeme durumum söz konusu değil. Gazetecilerin sorularından hiçbir zaman korkmadım dedi. Tabii ki bu maçla ilgili olarak söylediği sözler var. Bir maç kaybedince acı çekiyorsun. Önemli bir maçı kaybedince iki katı, derbi kaybedince 3 katı acı çektiklerini söyledi ve hemen şöyle söyledi: büyük bir galibiyetin ardından aya çıkamazsın, çıkmam.
ama büyük bir mağlubiyetin ardından da cehenneme göndermez dedi. Kimse sizi cehenneme göndermez ya da gitmez dedi. Bu noktada buraya kadar olanlarda bir sıkıntı yok. Ama daha önemli bir nokta var ki kadroda değişiklikler olacak dedi. Hatta İrfan Can'la ilgili gelen bir soruya da İrfan Can oynayacak dedi. Net. ayrıca 2-3 yedek oyuncu daha oynayacak dedi. Kim bunlar? Biraz sonra fikir yürüteceğiz. Ve bunları yaparken de rotasyon yapmayacağım dedi. Hak ettikleri için oynayacaklar. Dinamikleri değiştireceğim dedi. Bu böyle baktığımız zaman çarpıcı bir durum. Bir de yine çarpıcı sözleri şuydu. Başkan Ali Koç'la ilgili maçı başkan oynamadı. Fenerbahçe ailesi o maçı kaybetti dedi. Yani hepimiz suçluyuz. Sadece başkanın üzerine bu kadar yük bindirmenin manası yok dedi. Bu da tabii bir görüş olduğunu söyleyelim. Şimdi ne bekliyoruz bu açıklamadan sonra? Edin Dzeko'nun yerinde En-Nesyri'nin başlayacağını bekliyoruz. Kasımpaşa maçına başlamış, çok iyi verim göstermemişti ama böyle. Benim kanaatim bir Bekao hamlesi gelecek. Ama Dzeko'nun yerine mi olur, Çağlar'ın yerine mi olur? Sanki Çağlar'ın yerine olma ihtimali daha yüksek gibi görünüyor. Maxime'nin bir sakatlığı var. Maxime oynamayabilir. Bu böyle bir durumda Tadic sola geçecek, klasik yerine geçecek. Sağ tarafta İrfan Can oynayacak. Böylece o eksiklik ortadan kalkmış olacak. Bunun dışında Amrabat'ın 11'e döneceğini, İsmail'in kenarda kalacağını da söyleyebiliriz. Böyle bir durumun da söz konusu olduğundan bahsetmemiz mümkün. Şimdi şöyle devam edelim. Hemen madem İsmail dedik, İsmail'le ilgili gelişmeden bahsedelim. Atletico Madrid ve Stuttgart Kadıköy'de İsmail Yüksek'i izledi. İlk 45 dakikada oyundan çıkınca biraz hayal kırıklığı yaşadılar. Ama şunu söylememizde yarar var. Yani hiçbir takım bir maç izleyerek, bir maç 45 dakika izleyerek ya da o maçta kötü oynadığı için bir oyuncunun transferinden vazgeçmez. Onun için daha takip edecekler ama sonuçta nereye varacağız onu göreceğiz. Bu arada Kadıköy'de Osterwolde ve Szymanski de izlendi. Muhtemelen Osterwolde'yi izleyen Monaco ve Roma olumlu referanslar oluşturmuştur. Onu vurgulamamız gerekiyor ama Szymanski için aynı cümleleri kullanmam mümkün değil. 2024'te sadece 24 maçta 2 golü var. Hatta şöyle söyleyelim, 24 maçın 22'sinde ilk 11 oynamış ve sadece 1 gol atmış. Hatta bu durum transferle ilgili bir gelişmeyi de ortaya çıkardı. Nedir o transferle ilgili gelişme? Ondan da bahsedeceğiz. Yani Szymanski'nin performansı Fenerbahçe taraftarını olumsuz yönde etkiledi. Hatta şöyle, yani onunla ilgili duruma olumsuz yaklaştılar. Keşke şu oyuncu gelseydi dedikleri bir oyuncu var. Ondan bahsedeceğim hemen devam ederek. Şöyle söyleyeyim. Burada hemen notlarımın arasında çarpıcı bir konu daha var. Ondan da bahsetmem gerekiyor. Ergin Ataman. Ergin Ataman kimdir? Ergin Ataman işte Galatasaraylı. Bunu bilmeyen yok. Tamam, biliyoruz. Ve Galatasaray Panathinaikos'un başında. Bunu da biliyoruz. Ama bir başka önemli nokta var ki basketbol A erkek milli takımının baş antrenörü. Böyle bir kişinin bir maç öncesi ya da maçta Galatasaray'la oynanan bir hazırlık maçında o 3-1'i elleriyle yaparak tribünlere coşturması, tribünlere göstermesi hiç yakışmadı. Bir kere onu söyleyeyim. Hiç yakışmadı. Yani sonradan özür dilemiş. Ama yani bu kazayla atılmış bir tekme, kazayla vurulmuş bir yumruk değil, özür dilemek. Burada ciddi bir şekilde yani rencide etmeye çalışan bir ifadesi var. Bu onun işi değil. Yani bu milli takım hocasının işi değil bu. Ve Fenerbahçe hemen tepkiyi koydu ve dedi ki artık bundan sonra A erkek milli takımının koçu Ergin Ataman olduğu sürece biz oraya sporcu göndermeyeceğiz, basketbolcu göndermeyeceğiz dedi. Bence yerden göğe kadar haklılar. Yani birileri de bundan ders çıkarması lazım. Ya bir de artık rahat durun yani. Hani senin o sırada Galatasaray antrenörü değilsin, işte Galatasaray koçu değilsin,
Hani çalıştırdığın takımın bir ilgisi yok. Neyse yani bütün bunlar yanlış oldu. Onu özellikle söylemek istiyorum. Ve gelelim bir başka konuya toparlama yaparken. Ferdi Tadic ikilisi geçen yıl çok önemli işler yapmıştı. 29 gole tesir etmişlerdi. Ama bu sene aynı şeyi söylememiz mümkün değil. Osterwolde Maximen ikilisinden şu ana kadar Fenerbahçe yüksek verim alamıyor. Böyle özetleyerek geçeyim. Son olarak şunu söyleyeyim. Fenerbahçe taraftarı biraz ayakta. Diyorlar ki yani Mourinho sen niye Talişka'yı veto ettin? Oysa biz Talişka'yla Şimanski'den alacağın verimin çok üstünü alabileceğin bir kadro görebilirdik dediler. Ve bu noktada da Mourinho'nun o ismi veda etmediği ortaya çıktı. Yani Talişka Fenerbahçe'ye gelebilirdi iddiaları ortaya atıldı. Tabii ki iddia kanıtlanmış bir durum yok ama sonuç itibariyle Talişka mı Şimanski mi ikileminde şu anda Fenerbahçe taraftarı Talişka'nın yanında. Evet, genel anlamda gündemi sizlerle paylaşmaya çalıştım. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.